Hazırsanız Bosna Hersek Saraybosna 1. bölüm başlıyor. Evet, Sebil'in önündeyiz şimdi. Şimdi arkamda çok güzel bir yere getirdim sizi. İnan Kuca diyor. Şu an Latin Köprüsü'ndeyiz. Şimdi Taşlıhan'dayız. Evet, arkamda görmüş olduğunuz yer Gazi Hüsrev Bey Camii. Morika Han'ın önüne geldik. Saraybosna Katedrali'nin önündeyiz. Sonsuz Ateş Anıtı'nın önündeyiz. Burası Bakırcılar Çarşısı. Sturzo evindeyiz arkadaşlar. Hayatta kalmak bu tünele bağlıymış. Bir kaleye geldik. Sarı Kale deniliyor buraya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ayki seyahatimiz Bosna Hersek olacak. Balkanların göz bebeği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gideceğiz. Hanlar, hamamlar, Osmanlı'dan kalan tüm eserler, neleri yiyeceğiz, nereleri gezeceğiz? Size çok net söylüyorum. Saraybosna'yı boydan boya gezeceğiz. Ben şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayım. Tüm süreç nasıl ilerliyor birebir anlatıyor olacağım. Hazır mısınız? Saraybosna turumuz başlıyor. Haydi. Geçen seyahatte çıkış harç pulu 300 lira olacak demiştim ama olmamış. Şu anda hala 150 TL olarak çıkış harç pulları devam ediyor. Şimdi kapıya doğru ilerliyoruz. Şu an her yer bembeyaz. Balkanlardan gelen soğuğu hissedebiliyorum. Uçuş süresi ortalama 1 saat 30 dakika sürdü. Gümrük girişinde Türklerden hiçbir şey istemiyorlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Pasaportunuzu veriyorsunuz, damgayı vuruyor ve geçiyorsunuz. Burada Bosna markı geçiyor. KM olarak da adlandırılabiliyor. Türkiye parasına göre 10,5 kat daha değerli görünüyor. Yani fiyatları size ben hem Türk hem Euro hem de buranın para birimi olarak aşağı yazıyor olacağım. Şimdi merkeze gitmek için transfer bulmam lazım. Hadi gidelim. Havaalanı içerisinde şöyle information var. Buradan nasıl transfer yapacağımızı sordu. Merkeze giden dolmuşların olduğunu söylediler. Kişi başı 5 mark. Şimdi biz ne olur ne olmaz diye bir 5-10 euro para bozdurmaya gidiyoruz. Evet, şimdi çıktık. Dolmuşa binmek için 10 euro bozdurduk ve 10 euronun karşılığında da bize 17.56 para verdi. Şimdi dolmuşa doğru ilerleyeceğiz. Havaalanından çıktınız arkadaşlar. Bu yolu dümdüz yürüyorsunuz. Tourist information var. Onun yanından dümdüz ilerlediğinizde karşıda otobüs duraklarını görüyor olacaksınız. Evet, şimdi indik. Biraz da kar yağıyor böyle. Otobüs yaklaşık 1 saatte getirdi bizi ama biz akşam trafiğine kalmış da olabiliriz. Dolayısıyla ortalama 1 saat sürüyor ama normal saatte 20-25 dakikada havaalanından buraya gelebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi otelimize gidiyoruz ve arkamdaki otel tam merkezde. Apartment Tufo diye görebilirsiniz. Adını da buraya bırakıyor olacağım. Şimdi otele girelim. 2 numarada kalıyoruz. İçeriye sizle beraber giriyorum. Evet. Oo, sıcacık, çok güzel. Klima ile ısınıyorlar. Evet, şöyle tertemiz bir banyosu var. 3 gece için biz buraya 100 euro verdik arkadaşlar. Şimdilik çok güzel görünüyor. Şimdi biz biraz turlayacağız. Kendimizce bir şeyler bakacağız. Yarın mükemmel bir tur başlayacak. O yüzden biraz sizin için ön hazırlık turundayız. Herkese günaydın arkadaşlar. Bosna Hersek'in Saraybosna'nın ilk gününden herkese merhabalar. Şu an saat 9:10 var. Otelimizden çıktık. Merkeze doğru gidiyoruz. Tam merkezdeyiz aslında. Güne bir börekçide başlamak istiyoruz. Bir börek yiyelim. Ardından da gezilecek yerlerimize başlayacağız. Enerjimiz çok yüksek. Çünkü Bosna Hersek'te enerjimiz bizim tuttu. Acayip keyifli gözüküyor. Kış sezonunda şu atmosferi de görmenizi istiyorum. Acayip keyifli. Yani her yerde kar var. Osmanlı sokakları falan mükemmel. Şimdi hemen bir börek yemeye gidiyoruz. Ardından gezilecek yerlere çok hızlı hızlı bakacağız. Çok yer var. Hepsi birbirine çok yakın. Hızlı hızlı sizi oralara götürüyor olacağım. Hazırsanız Bosna Hersek Saraybosna 1. bölüm başlıyor. Hadi gelin. Burayı gerçekten okumuştuk. O yüzden de sizi buraya getirmeye çalıştım. 4 tane börek var, onu tadacağız. Bir de benim yorumum nasıl, onu görüyor olacağız. Çay istiyorsanız böreğin yanında, dışarıdan geliyor. İkisine sanırım 5 KM verdi. Börekleri de tadına bakıyor olacağım. Efsane, yine burada börekle başlayabilirsiniz. Şimdi Baş Çarşı'nın içerisindeyiz arkadaşlar. Baş Çarşı Osmanlı döneminden kalma en önemli yerdi. Ülkenin ticaret hanesiydi. O yüzden hala burada o kültürel esintileri, ahşap evleri, medreseleri, efendime söyleyeyim su sebillerini, cami sesi, burada 5 vakit namaz kılınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok etkileyici, çok güzel bir yer. Bosna Hersek'e, Saraybosna'ya geldiğinizde
ilk turistlerin geldiği yer arkamda görmüş olduğunuz Sebil arkadaşlar. Şimdi yanına gidelim, daha yakından görelim. Evet, Sebil'in önündeyiz şimdi. Buraya geldiğinizde ilk geleceğiniz nokta Sebil oluyor arkadaşlar. Turistlerin ilgi odağı Bosna Hersek'in en önemli simgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ki Osmanlılar 400 yıl burada hüküm sürmüşlerdi. Arkamda görmüş olduğunuz Sebil ise ülkenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan bir Sebil'dir. Ahşaptan yapıldı çünkü İstanbul'daki yapılan Sebil'lerden aslında örnek alınmış. Bunu 18. yüzyılda Mehmet Paşa Bey yapmış arkadaşlar. Burada da bir rivayet var. Eğer bu rivayete göre buradan su içerseniz Bosna Hersek'ten ayrılamıyorsunuz ve tekrar Bosna Hersek'e geliyorsunuz arkadaşlar. Biz de deneyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Avusturya-Macaristan mimari yapısıyla yapılmış olan bir kütüphane. Şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir de belediye binası olarak da kullanılmış. Bunu da ek bilgi olarak söylemek istiyorum. Şimdi Miliçka Nehri'nin üzerindeyiz. Söylediğim yer kütüphanenin hemen önündeyiz. Lineer dağlarının eteklerindeyiz. Muhteşem bir kar var. Muhtemelen yukarıda da kayak yapan insanlar da var. Şimdi arkamda çok güzel bir yere getirdim sizi. İnat Kuca diyor. İnat Kuca'nın mükemmel bir anısı var arkadaşlar. Hemen size göstererek anlatıyor olacağım. Aslında İnat Kuca döneminde aynı bu göründüğü gibi şu binanın karşısındaydı. O dönemde Avusturya-Macaristan Krallığı'nda ya da Avusturya-Macaristan hükmünde kendileri buraya tabii ki daha büyük, daha gösterişli ve kendiliği yapılarının olmasını istediği için oraların tamamen yıkılıp kendi binalarının yapılmasını istiyorlardı. Buranın sahibi İnat çıktığı için, Balkanların inadı da meşhurdur efendim, ben asla evimi yıktırmam demiş. Belediyeler girmiş, belediye yetkilileri girmiş, o girmiş, bu girmiş, gel zaman git zaman demiş ki son olarak evim milimetrik olarak aynı yapıda oradan alınıp buraya konulmasını istiyorum. Aslında uygun bir şekilde orası yıkılıp buraya yeniden yapılmış. İnat Kuca'nın hikayesi de böyle arkadaşlar. İnat uğruna yapılan bu evi de size göstermek istedim. Ben o kadar inat olabilir miydim? Bilmiyorum. Şu an Latin Köprüsü'ndeyiz. Dünya tarihinde bu köprü çok önemli bir yere sahip. Detayı şu arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının en önemli sebeplerinden birisi Avusturya-Macaristan Prensi Franz Ferdinand ve eşi suikaste uğrayarak öldürüldü arkadaşlar. Bu sebepten ötürü de 1. Dünya Savaşı'nın başladığı iddia ediliyor. Öldürüldüğü yer köprü tam değil. Şu müzyum denilen sokağın başında arabalarından çıkarken öldürüldü. Orada da bir not var. O notu da sizle paylaşmak istiyorum. Gelin lütfen. 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip tarafından Avusturya-Macaristan Prensi Prens Ferdinand ve eşi burada suikaste uğradığı anlatılıyor. Bu gördüğünüz ayak izleri ise suikasti yapan kişinin ayak izlerini anlatıyor arkadaşlar. Arabaları burada duruyordu ve eşiyle beraber inerken Gavrilo tam da buradan eşiyle beraber onları öldürdü ve 1. Dünya Savaşı'nı başlattı. Şimdi Taşlıhan'dayız. 16. yüzyılda Gazi Hüsrev Bey tarafından yapılan bir yer diyebiliriz aslında. Kervansaray, hanlar, hamamlar birçok şekilde de kullanım amacı olmuş. İçerisi şimdiki dönemde alışveriş ve hediyelik eşyaların satıldığı yermiş. Arkeolojik anlamda bir sit alanı olarak da söyleyebilirim size. Taşlıhan'a giriş buradan. Bezistan olarak da geçebiliyor ismi. Onu da bilin lütfen. 16. yüzyıldan kalan hala dimdik ayakta duran bir eseri göstermekten dolayı çok mutluyum size. Hadi gelin içeriye bakalım beraber. Evet, arkamda görmüş olduğunuz yer Gazi Hüsrev Bey Camii. Şimdi içeriye girip biraz görüntü alalım. Gelin. Gazi Hüsrev Bey Camii'nin içerisindeyiz arkadaşlar. Burası baş çarşıda çok önemli bir yere sahip. Burası Mimar Sinan'a yaptırılan en önemli Osmanlı eserlerinden birisidir. Gerçekten içeriye girdiğinizde huzur buluyorsunuz. Gazi Hüsrev Bey kimdir? Aslında yarı Boşnak, yarı Türktür. 1521 yılında buraya yetkili olarak geldikten sonra hayatının sonuna kadar burayı için güzel şeyler yapmak için hayatını devam ettiren bir kişidir.
kişidir aslında. Buranın en önemli özelliklerinden birisi de Avrupa'nın ilk elektrikli camisi olarak da adlandırılıyor. Hemen karşıda yanda gördüğünüz Kurşunlu Medresesi'ni yaptırıyor. Eşinin adını veriyor. Neden Kurşunlu Medresesi diyorlar? Çünkü minarelerinin üzeri kurşunla kaplı olduğu için Kurşunlu Medresesi deniyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bir saat kulesi var. Yine kendisi yaptırmış. Saat kulesi de hala ay saatine göre çalışıyor. Yani şöyle, saat 12'yi vurduğunda burada artık akşam oluyor ve hava kararıyor. Ramazan dönemlerinde de yine saatin 12'ye gelmesi de iftarı yapacağınızın anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, caminin hemen kenarında da çeşmeyi görebiliyorsunuz. Bir rivayet var burada. Rivayete göre de gelenler ya da okuyanlar bilir arkadaşlar. Sağ taraftan suyu içen buradan biriyle evleniyormuş. Sol taraftan su içenler de tekrar Bosna'yı ziyaret ediyormuş. Karar sizin arkadaşlar. Hangisinden su içmek isterseniz kendiniz karar veriyor olacaksınız. Ben ikisinden de içeceğim. Bakalım hangisi denk gelecek. Evet, baş çarşının içerisinde Morika Han'ın önüne geldik. Morika Han buranın en eski kervansaraylarından birisidir arkadaşlar. Daha çok şimdi içerisi kafe olarak kullanılıyor. Tek bir giriş kapısı var. Onu da içeride anlatıyor olacağım size. Gelin. Buranın en büyük özelliği ise şuydu arkadaşlar. Buraya gelen her tüccar 3 gün ücretsiz konaklayabiliyordu. İçeriye gelin lütfen. Kocaman ortada bir ıhlamur ağacı var. Bu ıhlamur ağacı Nisan-Mayıs aylarında buraya çok güzel koku veriyormuş ve burada çok güzel çay kahve içilebilen bir yermiş. Buranın hikayesini de hemen anlatıyorum. Burada neden bir giriş kapısı var? Tüccarlar buraya geldiğinde kapı kapanıyormuş, uyuyorlarmış. Ertesi gün buradan çıkacakken kapı açılmadan evvel herkesin ürünleri tek tek sayılıyormuş. Eksik değil ise kapı açılır ve tüccarlar buradan çıkar giderlermiş. Ama eksik ürünleri olursa eğer bütün herkes aranır. O yüzden güvenlik sebebiyle bir adet giriş kapısı yapmışlar. 1697 yılında yangınlar atlatsa da mükemmel güzel bir şekilde dimdik ayakta durması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Zamanınız varsa hangi dönemde gelirseniz gelin, çay kahvenizi için, alışveriş yapmak istiyorsanız alışveriş yapın. Ihlamur ağacının şöyle çok güzel kokusuyla burada zaman geçirebilirsiniz. Baş çarşıda devam ederken arkadaşlar böyle bir pusula göreceksiniz. Doğu ve batı, yani şehri ikiye bölüyor aslında. Avusturya Macaristan tarafı bu tarafta, Osmanlı tarafı da bu tarafta kalıyor. Dolayısıyla şehri ikiye böldüğünüzde Osmanlı'nın eski yapılarını arka tarafta görebiliyorken diğer tarafta da Avusturya Macaristan tarafının yapılarını görebiliyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. Ama aklınız mı karıştı? Ben hangi tarafta ziyaret edeyim, nerede ne kahve içeyim, ne yapayım diyorsanız burada bir pusula var. Pusulaya geldiğinizde burayı çeviriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hangi tarafa gideyim diyorsunuz. Pusula size ne tarafa gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve tabii ki bize Avrupa tarafı denk geldi. Hadi biraz da bu tarafı keşfedelim. Şimdi Feradiye Camii'nin önündeyiz. 16. yüzyıldan bu zamana kadar dimdik ayakta duran tipik Osmanlı eseri bir cami. Bosna Savaşı'nda burası dinamitlerle patlatılıyor ve yerle bir ediliyor. Sonrasında Türkiye'nin yardımıyla tadilat görüyor ve tekrar ziyarete açılıyor. Hatta oradan toplanan parçaların kısım kısım belli bölgelerde kullanıldığı söyleniyor. Bu camiye uğramayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi Saraybosna Katedrali'nin önündeyiz. Biliyorsunuz Saraybosna'da sadece Boşnaklar yaşamıyor. Ortodokslar ve Katolikler de yaşıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yer bir Katolik kilisesi aslında. 19. yüzyılda Macar bir mimar tarafından yapıldı. İsa'nın Kutsal Kalbi Katedrali olarak da anılabiliyormuş ismi. Tasarımı neogotik bir tasarım ile yapılmış. Evet, savaşta çok ama çok hasar görmüş ve sonrasında güzel restorasyonlarla tekrar bu kilise aktif ve içeriye ibadete açılmış. Aslında Papa'nın burada heykelin durmasının sebebi var. Papa burayı ziyaret etmiş ve ülkeye destek olmuş. O yüzden minnet duygusuyla onu hatırlayabilmek adına da heykeli buraya dikmişler. Buraya geldiğinizde yolunuz buraya düşerse ki düşecektir, lütfen bu kiliseye uğramayı unutmayın. Evet, şimdi Saraybosna Gülleri diye burada adlandırılan bir şey var. Hemen aşağı bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kırmızıya boyanmış olan yerin anlamı çok büyük. Eğer görürseniz hemen böyle yanından geçip gitmeyin, bir durun arkadaşlar. Şimdi 92 yılında 3,5 yıl süren Bosna Hersek Savaşı, hatta buna soykırım da diyebiliriz. Bu savaş devam ederken ve biterken tabii ki çok sayıda genç, yaşlı, burada yaşayan herkes yaralandı, ölümler oldu.
Dolayısıyla bu anları ve bunları unutmamak için dünyaya da çok iyi bir mesaj vermek adına kırmızı lekeleri birçok yere koymuşlar. Dolayısıyla bunun yanından geçip giderken Saraybosna güllerini lütfen anmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu ışıklı alan. Aslında burası baktığınızda böyle bir müze gibi bir yer aslında. Ama müze değil, çok güzel bir pazar. Yani bildiğiniz pazar diyebiliriz. Hadi içeriye bir göz atalım. Hemen gelip sizi karşılayabiliyorlar. Biliyorsunuz buranın en önemli şeylerinden bir tanesi de kurutulmuş et. Çok teşekkür ederim. Bu kurutulmuş et değil mi? Samiye Hanım hemen bizi girişte karşıladı. Burası bir pazar. Kurutulmuş etlerin, sucukların, peynirlerin, buranın yoğurdu çok önemli, kaymağı çok önemli. Gelip buradan satın alabilirsiniz. Dolayısıyla çevreye şöyle bir göz atalım. Samiye ablanın da dükkanına hemen girişte uğramayı sakın ama sakın unutmayın. Hemen tadlarına da bakalım. Çok güzel, efsane. Gördüğünüz gibi çok misafirperverler. Özetle halkın alışveriş yaptığı, genel ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer aslında. Ben 3 gün sonra gidiyor olacağım. Gitmeden önce de... Teşekkürler. Gitmeden önce de kendime çok güzel bir paket yapacağım buradan. Şimdi Sonsuz Ateş Anıtı'nın önündeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan Boşnakların kurtulmasını simgeleyen bir anıt aslında. Savaşta hayatını yitiren insanların anılarını canlı tutabilmek için 7/24 yanan bir anıt bu arkadaşlar. Yolunuz buraya düştüğünüzde manevi değeri çok yüksek olan bu anıtı görmeyi, hatta resim çektirmeyi lütfen unutmayın, olur mu? İmpasso diye bir yere geldik. Çok keyifli görünüyor. Burada tatlılar yiyeceğiz ve bir şeyler içeceğiz. Şöyle çok güzel tatlılar var. Buranın özel ürününde şunu görebilirsiniz. Raffin, ben ondan söyledim. Mehmet de alttakinden söyledi. Kahveyle beraber şimdi bir şeyler yapıyor olacağız. Bir kahve ve bir tatlı arası için burayı tercih edebilirsiniz. İsmini de alta bırakıyor olacağım. Afiyet olsun. Şimdi Sebil'den geldikten sonra az aşağıda soldaki sokağa girebilirsiniz. Burası Bakırcılar Çarşısı. Şimdi Osmanlı döneminde 35'ten fazla el sanatlarıyla ilgileniyordu. Ve burada da hangi el sanatıyla ilgileniyorsa o sokağın ismi o oluyordu. Şimdi burada da bakırcılıkla ilgilenildiği için Bakırcılar Çarşısı olarak kalmış. Hala bakırcılıkla alakalı sanat, el emeği, işçiliği devam ediyor. Arkadaşlarınıza hediye almak isterseniz, evinize cezve falan almak isterseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz. Burada farkı biliyorsunuz. Burada tutmalı bir fincan yok. Burada böyle ay şeklinde yapıyorsunuz. Ortasında da ay yıldız var. Bu şekilde içiyorsunuz. Bu şekilde parmak havada kaldığı için baba, oğul, kutsal ruh anlamına gelen, günah anlamına gelen bir bakış açısıyla demişler ki yok yahu biz bu şekilde tutalım, hem ay şeklinde olsun hem günah da olmasın, içerisinde bir de ay yıldız yapalım ve böyle içelim diye bir mantığı da var. Bunu da bir yerde okumuştum. Gelirseniz burada bakırcıların bakır seslerini hala duyabilirsiniz. Çok keyifli bir sokak, o yüzden gelin şöyle bir göz atalım. Şimdi Sıvırzo evindeyiz arkadaşlar. Burası 18. ve 19. yüzyıldan kalma Müslümanların yaşadığı bir ev aslında. O dönemden kalma başka ülkede Müslüman evi nasıl olur diyor iseniz buraya uğrayabilir, buraya gezebilirsiniz. Ben de ilk kez sizinle geleceğim. Burası avlusu. Kış, yazın tabii her yer çiçekli oluyormuş. Ama kışının dokusunu da çok beğendim açıkçası. Buraya giriş 3 kame. Turumuz şöyle başlayacakmış. Buradan evden üst kata çıkacağız. Evi dolaşıp alt kattan çıkıyor olacağız. Hadi gelin beraber gidelim. Böyle buranın balkonuymuş burası. Kur'an okuma kısmı falan da varmış burada. Burası da halvet yeriymiş. Yani erkek misafirlerin olduğu bölünmüş aslında. Burası yatak odası. Hala o dönemdeki ahşaplar vesaire duruyor. Burası da kızlar odasıymış. Burada kızlar buluşur, sosyalleşir özetle ve örgü vesaire falan örerlermiş. Burası da ailenin yemek odasıymış. Burası da büyük halvet odasıymış. Bütün arkadaşlar
arkadaşları, eşrafı, eşi dostu gelir ise bu oda kullanılıyormuş. Gerçekten Bosna Hersek'te Müslüman ruhunun çok iyi bir şekilde yaşatıldığı bir evi müze olarak görmek çok ilgimi çekti ve çok sevdim. Vaktiniz varsa buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizi çok ama çok önemli bir yere götürüyorum. Bununla alakalı çok güzel bir tur satın aldım. 2 saatlik bir tur. Bizi merkezden alıp merkeze bırakacaklar. Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan ettikten sonra yaşadığı büyük sorunları, savaşı ve ayakta kalma mücadelesini anlatan bir yere götürüyor olacağım sizi. Umut Tüneli'ne. Şimdi yola çıkalım. Size göstermiş olduğum Bezistan'ın hemen karşısından bir tur firması var. Ben bunu Get Your Guide'dan aldım. Altta görebilirsiniz. Adı Info Bosnia arkadaşlar. Hemen tur bizi aldı. Turist rehberimiz Enes bizi karşıladı ve hemen aracımıza doğru gidiyoruz. Detayları size aktarıyor olacağım. Enes'le birlikte gidiyoruz. Enes bizim tur rehberimiz. Nice to meet you Enes. Nice to meet you. Bizim gidişatımızı size aktarıyor olacağım. Ne kadar sürede gideceğimizi ve turun kapsamının neler olduğunu aktarıyor olacağım. Hazırsanız Umut Tüneli'ni hep beraber ziyaret etmeye çalışalım. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar rehberimin bana söylediği bilgileri size hızlıca neden Bosna Hersek'e gelmenizle ilgili hemen iletmek istiyorum. 1. 1980'li yıllarda burada olimpiyat yapılmış, kış olimpiyatları ve burada kışın çok güzel kayak yapılabiliyor, o yüzden gelinebiliyormuş. İkincisi yeme içme sebebiyle burada çok güzel bir mutfağı var, onun için gelinebiliyor. Üçüncüsü Umut Tüneli'ni görmek için gelebilirsiniz. Burada biliyorsunuz çok büyük bir katliam yapıldı, soykırım yapıldı. Umut Tüneli'ni görmeye gidebilirsiniz ki ben şu an oraya gidiyorum. Dördüncüsü de burada çok fazla Yahudi yaşıyor. Avrupa'nın Kudüs'ü İsrail'i diyebiliyorlarmış. O yüzden bu sebeplerden ötürü buraya gelinebilirmiş. Şimdi arkadaşlar biraz da Umut Tüneli'ne giderken savaşın nasıl olduğunu size anlatmak istiyorum. Yugoslavya diye bir ülke vardı. Bu ülkenin aslında totali 6 ülkeyi bağlayan bir ülkeydi. Bunun da yöneticisi Tito'ydu arkadaşlar. Tito ölüyor ve ölmesini aslında hiç istememişler. Tito öldükten 7 yıl sonra Belgrad'ın başına bir lider geçiyor. Aklındaki tek unsur Büyük Sırbistan ülkesini kurmaktı. Aslında aklındaki planı şuydu: sahili ele geçirmek, Kosova'yı, Bosna Hersek'i, Belgrad'ın bir kısmını ve Hırvatistan'ın bir kısmını ele almaktı. Eğer sahili ve sahil kesimlerini de ele alırsam çok daha güzel şeyler olabilir diye düşünüyordu. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Kosova'daydık. Kosova da aynı Sırbistan'la alakalı bir savaş içerisindeydi. Hala belli bölgelerinde de Sırbistan Kosova'yı tehdit ediyor biliyorsunuz. Bu Bosna Hersek'in savaşıydı ve 92-93 yıllarında yaşadığı savaş ve ben size en başına kadar dönüp anlatmaya çalışıyorum. Komünizm bittikten sonra Berlin duvarı yıkılıyor ve ardından Yugoslavya'dan ayrılan Hırvatistan ve Makedonya olmuş arkadaşlar. Bosna'da ayrılmak istemiş ve burada referandum yapmışlar. 1992 yılında %66 oranında Yugoslavya'dan ayrılma oranı çıkmış. Tabi burada Sırplar da varmış. Sırplar ayrılmak istememişler. Burada gazetecileri devreye sokmuşlar. Arkadaşı arkadaşa kırdırmışlar. Dolayısıyla savaşın ilk başladığı anlarda bunlar oluyormuş arkadaşlar. Tabi 1992 yılında bu gibi detaylar yaşandıktan sonra Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ediyor arkadaşlar. Tabi dünyanın birçok yeri de bağımsızlığını kabul ediyor. Ama kabul etmeyen tek bir ülke var. Eminim tahmin ediyorsunuzdur. Sırbistan. En önemli nokta Mart ayında referandum yapılıyor. Nisan ayında iki tane genç kız ölüyor ve Mayıs ayında buranın lideri Aliye İzetbegoviç dünya çapında yardım istemeye Polonya'ya gidip döndükten sonra buradaki havaalanında rehin tutuluyor. Bu da dünyada ilk bir liderin başına gelen bir durumdu. Savaşın gidişatını size anlatmaya çalıştım. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yer bir hava alanı aslında. Buradaki hava alanı kapanmış. Neden kapanmış? Dış ülkelerden herhangi bir bombardıman olmasın, buraya bomba düşmesin diye kapatılmış. Sadece Birleşmiş Milletler'den uçmaya açıkmış burası. Çünkü neden? Buraya yardım getirsinler diye. Buradaki halka yardım getirsinler diye açılmış. Buraya gelen yardımlarda Vietnam Savaşı'ndaki tarihi geçmiş olan ürünleri buraya getirmişler. Yani asıl vahim olan konu da bu. Dolayısıyla buradaki halk sonrasında şuna karar vermiş. Biz
kendi yeme içme sebzelerimizi yetiştirmemiz gerekiyor demişler ve dolayısıyla buna karar vermişler. Şimdi içeriye girdik. Bir kişi 10 KM, öğrenci de 5 KM'ye içeriye girebiliyorsunuz. Bu Saraybosna'nın bir haritası gibi düşünün arkadaşlar. Bu işaretlenmiş olan kuşatmanın çevresindeki olan yerler. 1425 gün kuşatma altında kalan bir yerden bahsediyorum aslında. Birleşmiş Milletler burayı koruma altına aldığında İngiltere Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazıyor. Diyor ki siz Müslümanlara yardım edemezsiniz diyor. Ve dolayısıyla artık Bosna Hersek halkı kendi kendine kalıyor. Bir fikir geliyor akıllarına. Dolayısıyla diyor ki ben bu tüneli eğer kazarsam ve yaparsam yerin altından buradan gelen tünelle ben yardım alabilirim düşünüyordu. Bu evin sahibi Kolmar ailesi bu evin altına bu tünel açılıyor ve artık yardımlaşma bu tünelin altında bu şekilde başlıyor arkadaşlar. 4 ay 4 günde her iki taraf ortada buluşarak tüneli tamamlamışlar arkadaşlar. Yani bu tünelin amaçlarından bir tanesi de şu arkadaşlar, gerçekten sevkiyatı sağlamak. Politikacılar, yeme içme, sağlık, ilaçlar, yaralı insanlar, bunların tüm hepsi bu tünelden yapılıyor. Size anlattığım tünel ortalama 1.60 yüksekliğinde 1.5 metre genişliğinde olan bir tünelden bahsediyorum. Yaşam, hayatta mücadele kalabilmek için bu tünel bu şekilde kullanılmış arkadaşlar. Ağır şeyleri taşımak için de tren rayı vardı aşağıda ve o tren rayıyla beraber sevkiyatı sağlıyorlardı. Beni etkileyen şeylerden en önemlisi de rehberimin teyzesi, halası, herkes o tünelden geçip hayatta kalma mücadelesi yaşamış. Kendisi de 5 yaşında çok çocukken bile çok ufak bir kurşun mesafesiyle hayatta kalmış aslında. Yani bunu yaşamış bir rehberimden öğreniyorum ve size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buranın birçok adı var. Umut tüneli, hayat tüneli, yaşam tüneli, birçok umut vadeden kelimelerle isim de türetmişler aslında. Çünkü ülkeye giriş çıkış tek bir yerdendi. Yani bu kadar bir tüneldendi. Bu yapıldığı için insanlara bir umut oldu. Gerçekten yaşamak için bir sebep oldu. Dolayısıyla Bosnalılar için umut tüneli gerçekten çok önemli bir yer. Evet, 25 metre olan bölüme giriyoruz arkadaşlar. Gelin tahta olan bölgeye giriyor olacağız. Evet, burada gerçekten ayağa kalkamıyorsunuz. 1.60 santim yükseklikte 25 metre uzunlukta bir bölüme açık şu anda. Buradan geçmek gerçekten çok zor. Hayatta kalmak bu tünele bağlıymış. Buradan yeme, içme, sağlık, ilaç, politikacılar, herkes gelip geçiyormuş. Buraya yardım yağıyormuş. Düşünsenize, bakın, ayakta duramıyorum, çömelemiyorum burada ve burada aylar yıllar geçmiş. Şimdi yukarı çıktık, evin içerisine gireceğiz. Evin içerisinde de sanırım müze kıvamında bir şeyler var. Hemen onlara bakalım. Bu size anlattığımız tünelin, yani şu sarı ışık olan yer tünel, yukarıdaki tüm model de havaalanının modeli aslında. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Bu başkanlık koltuğu. Aliye İzetbegoviç bu koltuğa oturtulur ve tünelden bu şekilde getirilip götürülürmüş. O yüzden çok önemli bir detay olduğu için hemen aktarmak istedim size. Şimdi dışarıdan bir göz olarak da buranın maketini koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz bir taraf çelikle yapılmış, bir taraf da tahtayla yapılmış. Bu tarafta ormanların daha yoğunluğu olduğu için tahtadan yapılmış. Diğer tarafta da dağların yoğunluğu olduğu için çelikten yapılmış. Çok böyle duygusal bir gezinin sonuna geldik. Tur rehberim Enes, ona çok teşekkür ederim. Thank you so much Enes. Welcome, welcome. Thank you. Sayfanın adını aşağı bırakıyorum. Ne olursa olsun firmaya ulaşıp bilgi alabilirsiniz ve mükemmel doğru bilgilerle buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi Bosna Hersek'i çok güzel bir manzarada izlemek için bir kaleye geldik. Sarı Kale deniliyor buraya. Burası 18. yüzyıldan kalma bir kale. Tüm kalelerde olduğu gibi savunma amaçlı yapılan ve kullanılan bir kaleymiş. Burası her sezon çok güzel. Yaz sezonunda çay kahve içebileceğiniz yerler de var anladığım kadarıyla. Hazır mısınız? Sizi çok güzel bir Saraybosna manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Çok güzel manzarası var. Buradan izlemek süper. Göl kenarındaki kafeleri uğrayabilirsiniz. Mükemmel kafeleri var. Burada şehit mezarlıkları var. Aliye İzetbegoviç'in de mezarlığı şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii Ramazan ayında burada oruç tutan Müslümanlar için de tutulan bir top var. Zamanınız varsa buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum.
Şimdi Mehmet beynimi yedi. Bunların boşnak böreği yok mu? Boşnak böreği yok mu diye. Akşam yemeğinden önce ara bir öğün sizle paylaşmak istiyoruz. Boşnak böreği dediğimiz şey şu arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor. Bunu tadacağız. Bir de sıcacık kıymalı börek çıkmıştı. Ben dayanamadım. Çok sıcaktı. Bir de bunu aldık. Fiyatlarını hemen altı bırakıyor olacağım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Şimdi şans eseri bir köfteciye geldik. Yerin adına altı bir yere bırakıyor olacağım. Çok güzel böyle ocakları da var. Çok güzel pişiriyorlar. Köfte mantığı burada 5, 10, 15 adet tabakta geliyor. İsterseniz kaymaklı olarak da geliyor ve yanına soğan da getirebiliyorlar. Bir ekmek içerisinde geliyor. Buranın özel bir ürünü olduğunu söylediler. Biz de onu deneyimleyeceğiz ve tadıyor olacağız. Şu şekilde de tabak geliyor arkadaşlar. 10 adet söyledik biz. Kaymayla beraber yanında da soğanı var. Şimdi merkezdeyiz. Tabii ki telefon hattını da size söylemem gerekiyor. Şöyle kiosklar var. O kiosklardan telefon hattınızı sim kart olarak alabiliyorsunuz. Burada aktivasyon işlemleriyle ilgili yönlendirme yapılıyor. Tanesi 4KM ve 15 GB 5 gün geçerli oluyor. 2 tane hattımızı aldık. Şimdi akşam tatlı yemek istiyorsanız sizi mükemmel bir yere götürüyorum. Buranın adına altı etiketliyorum. Buraya geldiğinizde yemeniz gereken en önemli tatların üçünü buraya dizdim arkadaşlar. Kurmaşiya, tufaiya, bu da trileçe arkadaşlar. Türk kahvesi de içebilirsiniz. Gerçekten çok güzelmiş. Bir günün daha sonuna geldik. Beni çok etkileyen sonsuz ateşin önünden size kapanış yapmak istiyorum. Boylu boyunca Bosna Hersek'i gezdik arkadaşlar. Benim enerjim ilk adım attığımdan itibaren çok tuttu bu ülkede. Gerçekten çok keyifli bir yer. Yedik, içtik, gezdik ve tarihi olan her yeri görmeye çalıştık. Sizden isteğim şu arkadaşlar. Kanalım yavaş yavaş büyümeye başladı. O yüzden eğer beğendiyseniz videolarıma like atmayı, buraya gelecek olan arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı ve en önemlisi beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Yarın ikinci partı çekmeye başlayacağım. Buranın en önemli simgelerinden bir tanesi. Mostar'a gideceğiz. O yüzden ikinci bölümü izlemeyi unutmayın. İyi akşamlar. Saraybosna'nın en turistik yerindeyiz arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz Mostar'dayız. Evet arkadaşlar, şu an Konit kasabasındayız. Ha ha ha.